koronavirüsü laneti var ya, Türkiye'nin gelecekteki durumu ne olacak? Bir insanın ne zaman ölebileceğini görebilir misin? Kahin olmak için önce falcı mı olmak gerekiyor? Dolandırıcı değilsin madem, neden saklanıyorsun? Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün bir falcıyla yüzleşiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ben Melek. Melek Hanım, ben merak ediyorum, bu falcılıktan ziyade kahinliğe doğru yürümüş olmanızı iddia ediyorsunuz. Bunu da ben evet, söyleyeyim. Kesinlikle. Ben iddia etmiyorum, kesinlikle böyle bir iddiam yok zaten. Karşıyım da ama sonuç olarak perspektif olacağım. Şimdi evvela isminiz nedir? İsmim Melek. Uzun zamandır da falcılık yapıyorum. 25 yıl kadar oldu. İşim de iyi değil, çok iyi olduğumu düşünüyorum. Herkes falcı olarak hani inanmak zorunda değil ama gerçekten ben insanlara yardımcı olduğumu düşündüğüm için yapıyorum. Yani falcılık sizin mesleğiniz mi yani tamamıyla, yoksa? Kesinlikle tam anlamıyla mesleğim. Ekstra bir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Kesinlikle hayır, ilgilenmiyorum. Peki kahinlikten bahsettiniz. Aslında kahin olacağınızı iddia ettiniz. Evet. Kahinlik nedir öncelikle? İlerleyen dönemler için bu şekilde bir düşüncem var. Kâhin gelecekle alakalı öngörülerde bulunan insanlara değiniyor. Tarih öncesinde de kâhinlerin yardımıyla birçok konuda fikir alışverişlerinde bulunduğu zaman başarılı olunabiliyordu. Günümüzde de hala varlar ama tabii falcılık şeklinde olduğu için birebir herkes aynı şeyi yapmıyor. İlerleyen dönemlerde inşallah ben de bir kâhin olacağım. Ben gelecekten haber vermenin tamamen yanlış olduğunu iddia ediyorum arkadaşlar. Bunu baştan bilin. Ama sana saygı duyuyoruz. Kâhin olmak için önce falcı mı olmak gerekiyor senin gibi? Öngörülerde bulunmak için önce falcı olmak gerekiyor. Ya da en azından sonrasıyla alakalı bilgi ya da anlatılacak bir şeyin olması lazım. Sıfırdan bir insan kâhin olamaz. İlla ki basamak basamak yükselmesi gerekiyor. Bunun için de bir şekilde öngörülerinde bulunması lazım. Bu da falcılıktan geçiyor. Şu an gündemimizde bulunan şu koronavirüsü laneti var ya, Türkiye'mizi çok sarmış durumda. Bununla alakalı hadi bakalım söyle, Türkiye'nin gelecekteki durumu ne olacak koronavirüsüyle alakalı? Tabii ki bununla alakalı seve seve bilgi vermek isterim. Ama devlet bununla alakalı yeterli açıklamayı yapmıyor. Tutup da burada insanları kışkırtır gibi şu şekilde olacak, bu şekilde olacak demenin de bir alemi yok sanırım. Ya o zaman şöyle mi diyorsun ya, ben biliyorum ama söylemiyorum öyle mi yani? Bunu siz de biliyorsunuzdur zaten. Hani virüs her yerde çoğalıyor, ölümler artıyor. Ya ben virüsün tam olarak ne anlama geldiğini de bilmiyorum sonuç olarak, bilmiyorum yani. Açıkçası kendi görüşüm çok da büyük ve tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Gripten, normal gripten de ölen birçok insan var. Ve bu duyulmadığı için mi? Bu çok fazla duyuluyor ve insanların panik halinde olmasını sağlıyor. Ama bakıldığı zaman hani okulları kapatılmaya kadar geldiğine göre demek ki bir tehlike arz ediyor. Hani bunun için falcı ya da kâhin olmaya gerek yok. Bu çok aşikar ortada olan bir şey. Sağlık Bakanlığı'nı dinlemek yeterli. O zaman Allah ülkemizin içerisinde bulunan bütün bireyleri korusun. Sadece ülkemiz değil, tüm dünya üzerindeki bütün insanlara muhafaza göndersin bir an evvel. Rabbim bizi korusun, kollasın diyelim. Sizin müşteri potansiyeliniz genelde kadınlar mı yoksa erkekler mi? %85 oranında kadınlar. Anlaşıldı. Yani %15'te kısım da olsa sonuç olarak bir erkek kitleniz var. Peki ya, bir merak ettiğim soru daha buna iliştirmek istiyorum. Neden falcıların alayı kadın? Yok hayır, benim birçok arkadaşım da var. Gayet normal erkek olan falcı arkadaşlarımız da var. Diğer eşcinsel olan arkadaşlarımıza gelecek olursak da ben kendimce o şekilde olduğunu düşünüyorum. Falcılık yaparken kişiliklerini gizlemek zorunda olmadıkları için bu işi tercih edebiliyorlar ve para kazanmanın aynı zamanda da kendilerini net olarak ifade etmenin bir yolu. Ben genelde çünkü gördüğüm hep kadın falcılar, erkekler çok... Birçok erkek falcı da var. Ve işinde çok iyi olan insanlar da var. Bir insanın ne zaman ölebileceğini görebilir misin? Fala bakıyorsam, tam olarak şu gün, şu saatte olarak değil ama gördüğüm kadarıyla evet. Yani atıyorum hasta ya da işte şu dönemde ölüm görünüyor gibi bilgiler veriyorum. Ama tabii ki şu dönemde, şu saatte, şu günde gibi değil. Gördüğüm kadarını söylüyorum.
Yani zaten Kur'an-ı Kerim'e yola bakarsak zaten, hani sen de Müslüman olduğunu söylüyorsun ama Kur'an'da asla kimse ne geleceği bilebilir ne de birinin ölümünü bilebilir ama sen öngörüler diyorsun. Hayırlısı. Peki bir falcı kendi falına bakabilir mi? Yüzdelik dilimde çoğu insan bakamıyor ama ben kendi falıma bakabiliyorum. Ve zaten hani falcılık aileden geldiği için, çok da eski bir tarihim olduğu için bakabiliyorum, kendime bakabiliyorum rahatlıkla. Peki ailene bakabiliyor musun? Tabii ki. Ailemdeki insanlar da arıyor, şunu sorar mısın, bunu sorar mısın gibi. Bakıyoruz. Kendi ablam da zaten çok çok iyi bir falcıydı. Gerçi şu an falcılık yapmıyor ama o da çok iyi bir falcıydı. Neden yapmıyor? Bıraktı mı? Kendisi rahatsız edildiğini söylüyordu. Ve neler falcılık tarafından? Yapmayı da sevmiyordu. Diğer varlıklar tarafından rahatsız edildiğini söylüyordu. O zaman bu işin sonu diğer varlıkların rahatsızlığı mı? Belli bir dönemde tabii ki rahatsız ediliyorsunuz. Bu konuyla alakalı hani rahatsızlık duyuyorsunuz, belli başlı korkularınız oluyor. Kimisi bırakabiliyor, kimisi devam edebiliyor. Uzun vadede en azından kendi adıma herhangi bir rahatsızlık yaşamıyorum. Baktığın fal %100 doğru çıkıyor mu? %100 olarak doğru çıkıyor diyemem. Çünkü en iyi hikayenin bile günümüze kadarki oranları arasında %87'lik bir dilim başarısı söz konusu olarak görünüyor. Hiçbir fal %100 olarak çıkmaz zaten. Yüzdelik oran diliminde %90 oranında bir başarım var. Hatta 90'ın da üstü olan insanlar var. Ama %100 diyemem. Baktığın fallarda kötü bir olaydan haber verince ters tepki aldın mı? Tabii ki bu kadar zaman arasında kesinlikle aldım. Bununla ilgili inanmak istemeyen de oldu, tepki gösteren de oldu, falı beğenmediğini söyleyen de oldu. Ki genellemedi ama geri dönüşümlerim çok fazladır bu konuda. O an için tepki vermiştir, ondan sonrasında evet işte Melek abla senin dediğin oldu gibi dönüşümlerim çok fazla. İnsanlar olumsuz olayları duymak istemiyor. Hele o an yaşadıkları olay bu değilse, olmasını istedikleri şey bu değilse, birilerinin kendilerine olumsuz bir şeyleri söylemesi hiç de hoş olmuyor. Madem geleceği gördüğünü iddia ediyorsun, sana gelecek olan müşteri sayısını biliyor musun? Tahmini evet. Yani zaten bunun hesaplamasını yapıyoruz. Buna göre kısmen evet diyebilirim buna. Yani bu tamamen bir şey o zaman, mesela biz de yaptığımız işlerde gelecek tepki alacak tahmin edebiliyoruz. Öyle tabii bir ki, şey mi yani? Tabii ki. Buna falla bakmıyoruz. Hayır, bunun falla bir alakası yok. Az evvel sana bir soru sorduğumda bana yanında tarot kartlarım yok bilemem falan dedin. Mevzu tarot kartları mı yani? Sen değil misin? Hayır, tarot kartları değil tabii ki. Kullandığımız araç da önemli bu konuda. Araç kullanmadan da hani cevap verebilirsin tabii ki ama en azından ben kendim fal bakımı yaparken muhakkak bir araç tercih ediyorum. Hiçbir şeye bakmadan, hani fal bakmadan sadece konuşmak en azından çok fazla benim tarzım değil. Peki hiçbir şey olmadan, yani elinde bir kart olmadan, bir materyal olmadan birisinin falına bakamıyor musun? Tabii ki bakarsınız ama bu faldan çok kişilik analizi tarzında oluyor. Yani bu fal bakmak olmuyor. Ama bir araç gördüğünüz zaman, onunla alakalı aranızda bir araç olduğu zaman olayları izleyebilmek, o insanın yaşayacaklarını ya da yakın zamanda yaşamış olduklarını anlatmak benim için de çok daha kolay olabiliyor. Hiç geçireceğin bir kaza anını görüp engellediğin oldu mu? Kendim çok yoğun bir geçirmiş olduğum bir kaza yok. Ama daha önceki danışanlarımdan evet kazayla alakalı uyarmışlığım var. Maalesef ki danışanım beni dinlememiştir. Hala da olayı anlatır. Ben uyarmıştım ama o beni dinlemedi. O yüzden bir şeyleri söylemek bazen çözüm olmuyor. Bir de şöyle bakmak var olaya. Kaza ve kader Allah'tandır. Başımıza gelecek olanlar da Allah'tan geliyor yani. Şükretmek zorundayız. Baktığın faldaki işaretleri, mesela kahve falındaki çıkan işaretleri nasıl yorumluyorsun? Misal veriyorum, ben bir yerde okumuştum. Balık gördüğümü başka bir anlamı var. İşte ne bileyim, deniz gördüğümü başka bir anlamı var gibi mi yani? Ben kendim bu şekilde görmüyorum. Belli gördüğüm şekilleri benzetmekten ziyade dışarıdan bir film izlersiniz ya, bu şekilde bir görüntü olarak görüyorum. Hatta o yüzden de direkt olarak falan anlatıyorum. Çoğu kez falan anlattığım zaman da hızlı anlattığım söyleniyor. Gördüğüm görüntüleri kaçırmadan karşıya aktarmaya çalışıyorum.
herhangi bir şekil olarak görmüyorum. Ama kendimce de sevdiğim bir fal çeşididir. Aa, burada kuş var, burada balık var. Hayvanat bahçesine dönüyor fincan. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki fal değil. Biraz daha teyze usulü fal bakmak o. Böyle bir şey var mı peki gerçekten? Yani daha çok bu günlerde bakılan işte ağaç gördüm, aile var. İşte kaplumbağa gördüm, taşınma var. Ya da işte balık geldi, kısmet var. Gibi tabii ki yorumlanan şeyler var. Ama baktığım fal bu şekilde değil. Bence değil. Sen ne görüyorsun da cevap veriyorsun peki? Direkt olarak kişinin yaşayacağı olayları. Hayır, nasıl beliriyor ya? Gözünün önünde nasıl bir işaret mi çıkıyor? Ne oluyor? Sizin film izlediğinizi düşünün. Ben de sizin hayatınızla alakalı bir film izliyormuşum gibi. Kişileri size atıyorum, falınız ne gösterirse, istediğim şeyi görmüyorum çünkü. O anki falınız ne gösteriyorsa, kullandığımız araç neyse, bununla ilgili orada gördüklerim, yaşayacaklarınız, size kimin zarar vereceği ya da kimden destek göreceğiniz gibi olaylarınızı izliyorum. İzlediğim zaman da bunu direkt olarak söyleyerek size aktarıyorum. Bence fal bir dolandırıcılık. Ya sence? Tabii ki kesinlikle değil. Zaten dolandırıcılık olduğunu düşünsem bu işi yapmazdım. Sana göre neden dolandırıcılık? O insan sana zamanını ayırıyor, sana bir şeyler anlatıyor. Ve bir dönem sonrasında demiyorum herkesin söylediğine inan ama bazı konularla alakalı önlem bile alabiliyorsun. Ayrılmış bir zaman, sana verilmiş olan bir emek var. Şüphesiz zaten bu insanlar parayı verirken sizin ayırdığınız zamana para veriyor. Fakat zaman ayırırken de önemli olan verdiğiniz bilgiler. Yani bilgiler ne kadar doğru? Önümüze araç koyunca mı sorun oluyor? Seninle konuşurken, fikir alışverişinde bulunurken hiçbir sorunumuz yok. Fakat önümüzde bir fincan ya da bir tarot kartı ya da bir çüre, aracımız her neyse, o ortaya gelince mi sorun oluyor? Aslında mevzu yine materyal değil. Senin gelecekten haber vermiş olman, bunu kağıtla, kalemle ya da ağzınla yapmam bir şey ifade etmez. Ama bunu siz de yapıyorsunuz. Yarın sınavım var. Muhtemelen kalacağım. Şimdi bilmek ayrı bir şey. Sen hiç tanımadığın birisinin karşısına alıp onunla alakalı bir şey anlatmaya çalışmam ayrı bir şey. Adam mesela kendisini bile bilgisini biliyordur. Yarın gireceği sınavda kalacağını fark eder. Ama bunu arkadaşı da söyleyebiliyor. Arkadaşı onu tanıyordur çünkü. Ama sen hiç tanımadığın birisi için kalkıp da başına şu gelecek demen ne kadar doğru? Neden yanlış olsun? Kime göre, neye göre yanlış? Zaten o insan bana onu öğrenmek için geliyor. İslam'a göre, Allah'a göre yanlış. Çünkü gelecekten haber vermek İslam'da olmayan bir şey. O da Allah'la benim aramda. Dolandırıcı değilsin madem, neden saklanıyorsun? Saklanmamın dolandırıcılıkla hiçbir alakası yok. Ben yaptığım işle ön planda olmak istiyorum. Herhangi bir görüntümle ya da vesaireyle değil. Ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Fakat kendi danışanlarım da beni yüz yüze görmüyor zaten. Telefonla bakım yapıyorum ki çoğu insanın yaptığından daha zordur. İşte bir insana fal bakarken, yüz yüze bakarken sizin mimiklerinizle alakalı bir şeyleri fark edip size istediğinizi verebilirim. Ama sadece sesini duyduğunuz bir insanın hayatını anlatmak çok daha zordur. Aslında benim yaptığım iş çok daha zor bir şey. Görüntümle değil, falımla ön planda olmak istiyorum. Ruhani varlıklarla bir bağlantın var mı? Cinlerden bahsediyorsun. Evet. Biliyorsundur zaten, görmeye kalkacak olsak etrafımızda bayağı var. Ki Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor zaten. Tabii. Fakat herhangi bir cinle ya da cinlerle çalışmıyorum. Bu şekilde bir bakım yapmıyorum. Tamamen duru görü yeteneğimle bakım yapıyorum. Duru görü nedir? Kişinin ilerleyen dönemleriyle alakalı olayları görebilmesidir. Duru görü. Baktığın falın gerçekleşmesi inançla olmaya mı bağlı? Bunun çok büyük etkisi var tabii ki. İnanç, karşımızdaki insan inançlı olduğu zaman bir şeyleri yaşaması çok daha seri ya da daha kısa bir zamanda alabiliyor. Ama karşımızdaki insanın inançsız olması baktığımız falın boşa düşeceği anlamına gelmiyor. En azından kendi adıma. Baktığın fallar arasında en çok etkilendiğin olay hangisiydi? Aslında birçok olaydan etkilenmişliğim var. Yani iki olay arasında gidip geliyorum ama bir arkadaşıma gideceği bir yolu, hatta bir danışanıma, arkadaşım demeyeyim, şu an arkadaşım. O zaman bu yola gitme, dönüşünü görmüyorum dediğimde ısrarla gitmek istiyorum, gitme, dönüşünü görmüyorum dedim. Ve o yola gidip mesela kaza geçirip çekiciyle dönmüştü.
aynı araçla gelmemişti ve ben uyarmıştım. Bu olay beni çok etkilemişti. Zihin okuyabiliyor musun? Her zaman olmamakla beraber evet, çoğu zaman okuyabiliyorum. Az evvel ne düşündüm? Bunun için bu şekilde bir ortamda okuyabilmem neredeyse mümkün değil. Bence çok güzel bir ortam. Karanlık, siyah konsept. Ben fazla heyecanlıyım. Bir zihin okuyabilmem için tamamen size kanalize olmam gerekiyor. O zaman ben söyleyeyim. Bence zihin okuyamayacağını düşündüm. Hayır, zihin okuyabiliyorum. Her zaman değil. Konsantre olduğum zaman kesinlikle okuyabiliyorum. Bunu beni tanıyan birçok insan da biliyor zaten. Peki şöyle yapalım o zaman. Sen videonun sonuna doğru bir konsantre olmaya dene. Ve eğer okuyabileceğine emin olursan şu an düşündüklerim aklımda. Bunları bana videonun sonunda söyle. Olur mu? Arada düşündüklerinizden söylesem? Hayır, ben şu an düşündüklerimi istiyorum. Bakalım. Videonun sonuna kadar böylece arkadaşlarımız beklesinler. Sonunda bu zihin okuyabiliyor musun, okuyamıyor musun mevzusuna bakalım bir daha. Hepimiz falcıların bir de büyü olayını duymuşuzdur. Senin büyüyle bir alakan var mı? Benim direkt olarak büyüyle herhangi bir alakam yok. Büyü yapmıyorum. Yapılmasını da onaylamıyorum açıkçası. Büyünün sadece bir yere kadar etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onayladığım bir şey değil. Kendim de uğraşmıyorum zaten. Sadece fal bakımı yapıyorum. Baktığın fala illaki inanmayanlar vardır. Sen nasıl inandırıyorsun onları? Genelde falına baktıktan sonrasında söylediklerimi unutmamasını tavsiye ediyorum. Muhakkak söylediklerim arasında yaşadığı olaylar oluyor. Bu şekilde de danışanlar tekrardan dönüşümde bulunuyor. İkna oluyorlar mı sonrasında? İkna olmasa neden tekrar gelsin? Tekrar geliyorlar yani. Tabii ki. Bir işi bir kere yapmanın ne kazancı olabilir ki? İnsanların nasıl bir kişiye sahip olduğunu ilk bakışta anlayabiliyor musun? Çoğunlukla evet, anlayabiliyorum. Ama bunu falcılıktan kaynaklı değil. Siz de olsanız bir insana baktığınız zaman kıyafeti, yüzündeki çizgiler, mimiklerinden nasıl bir karaktere sahip olduğu, o anki ruh hali, giyindiği kıyafet renklerinden belli oluyor. Tabii ki bu işin içinde olunca biraz daha avantajlı olarak anlayabiliyorum. Fal bakarken ölüm ya da trajik bir olay gördüğünde müşterine bunu bildirebiliyor musun? Belki çok doğru bir şey değil ama evet, kesinlikle söylüyorum. Hatta sadece bunu değil, gördüğüm iyi ya da kötü tüm olayları söylemem gerektiğini düşündüğüm için gördüğüm her şeyi söylüyorum. Bu ölüm de olsa. Peki tepkileri ne oluyor? Mesela öleceğini söylediğini düşünsene. Ki söylemesindir illa. Daha çok kişinin öleceğini değil de yakınının öleceğini söylediğim insanlar çok fazla olmuştur. Ki bu konuyla alakalı da illaki üzülüyor. Fakat o an için işte senin baban ölecek, annen ölecek ya da şu ölecek değil de bir yakının ölecek şeklinde, işte yakınlık derecesi sana şu şekilde olacak gibi bilgiler veriyorum. Kişi direkt olarak annemin sağlık durumu ne olacak demediği süre boyunca. Kritik soru. Falcı olunur mu yoksa doğunur mu? Bence falcı doğulur. Hani sonradan olunur mu? Evet, tabii ki olunur. Yalnız sadece belli başlı bir döneme kadar gelebilirsiniz. Doğulan falcı, yani normalde falcılıkla alakalı yeteneği olan bir falcı kadar asla olamazsınız. Eğer zaten farklıysanız bunu ilerleyen dönemlerde de her işte olduğu gibi bunu çok rahat bir şekilde yansıtırsınız. Sonradan falcı olunduğu zaman belli bir seviyenin ötesine geçemezsiniz. Bu benim kendi düşüncem. Yani o zaman falcılığın bir de eğitimi var, öyle mi? Tabii ki. Eğitim alabiliyorsunuz. En basiti, herhangi bir kitapçıdan aldığınız bir tarot destesinin içerisinde kitabı var. Bunu okuduğunuz zaman 3 aşağı 5 yukarı sizin de konularla alakalı fikir verebileceğiniz durumlar çok rahat olabilir. Ama bu sadece sizi sınırlı bırakır. Falcı doğulur, işte burada fark ediyor. Bir falcı bunu yapmaz. Gerçek bir falcı kitaptaki yorumların dışında muhakkak ve muhakkak kendi yorumlarını ekleyendir. Peki bu falcılık olayı nasıl anlaşılıyor? Yani doğunur dedin. Nasıl anlayacağım? Çok belirgin bir şekilde zaman geçmeden, daha çok Blue Çağı
çocukluk dönemlerinde zaten falcılarda ya da işte bu tarz enerjisi yüksek olan insanlarda muhakkak bir farklılık vardır. Bu o dönemden fark ediliyor. Hatta çoğu insanlar da bunun önüne geçmek için neden böyle, neden şöyle, hocaya götürelim, bunda farklılık var gibi olaylarla durdurulmaya çalışılıyor. Ama belli bir dönem sonra bu muhakkak ve muhakkak ortaya çıkıyor, farklılıklar. Yani demek ki falcı doğan insanlar varmış. Tabii ki var. Ama sonradan falcı olan insanlar da var. Var. Peki ya sence sonradan olan falcı mı daha doğru yapar işini, yoksa doğan mı? Bence kesinlikle doğan. Falcı doğulur. Seni ürküsen bir olay var mı? Şu an için yok. Ama daha öncesinde yaşamışlığım var tabii ki. Hatta bir değil birçok olayım var. Mesela bazı görüntüler görmek gibi, bazı şeylerle karşılaşmak gibi, garip sesler duymak gibi. Ne görüyorum? Mesela örneğin işte büyü yapmıyorum tabii ki ama falan ilk başladığım dönemlerde tabii ki meraktan bir yeltenmişliğim olmuştu. Ve bunu yaşadığım dönemde çok rahat bir şekilde eminim uyumuyordum, uyanıktım. Cam ve perde kapalı olmasına rağmen dışarıdan bir görüntü, ben geldim, kimsin dediğim zaman sen çağırdın ben geldim diye hiç tanımadığım bir insanla birebir konuşmaktı. Ki o an dua okuyunca kaybolan bir görüntü beni çok ürkütmüştü yıllar öncesinde. Allah Allah. Bu da büyüye alakalı bir çalışma yapmışsın sanırım, öyle mi oldu? Evet, o zaman için yapmıştım ve zaten ondan sonrasında büyüyü kaldıramayacağımı anladım. Bir falcıya yalan söylemek mümkün mü? Sonuçta falcılar da insan. Tabii ki belli başlı konularda yalan söylersiniz. Ama anlaması normal bir insana göre inanın bana çok kısa bir zamanın alacaktır. Yani falcıya da normal bir insan olduğu için tabii ki yalan söylersiniz. Hatta normal insanlarda da yalan söylediğinizi zannedersiniz. Fakat kısa bir süre sonrasında zaten küçük bir bakım olabilir, küçük bir hissiyat olabilir. Bu çok rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Yalan söylediğiniz. Falcı dediğimiz zaman dışarılarda insanlar ilginç bakıyorlar. Yani biz bir falcıyla yüzleşeceğimizi söylediğimizde bile insanlar falcıda ne işiniz var diye tepkilerde bulundu. Bana sorarsan falcının yaşamı bizim yaşamımızdan daha farklıdır. Senin bir aile yaşamın var mı? Tabii ki herkesin olduğu gibi falcıların da bir yaşamları var. Fakat genel anlamda fal ya da enerji, spiritüel işlerle uğraşan insanların düzenli bir hayatları söz konusu değil. Biraz daha yalnızlığı tercih ediyorlar. Çünkü işle alakalı gerçekten çok yoğun çalışmalar içerisinde oluyorlar. O yüzden genel anlamda falcı ve bu tarz durumlarla uğraşan insanların çok da düzenli bir hayatı olmaz. Ortalarına doğru geldiğimizde sana bir şey söylemiştim. Şu an bir şey düşünüyorum ve o düşündüğümü tahmin edebilir misin demiştim. Evet. Düşündüğünüz kesinlikle olacak. Yurt dışına gideceksin ve orada istediğin işle alakalı güzel de sonuç elde edeceksin. Bir süre orada kalman gerekecek. Bir dakika, unutma. Yurt dışına gitme konusu, evet. Bir şey, böyle bir şey söz konusu ve iki günden beri de bunu düşünüyorum. Doğru. Bir süre orada kalacaksın. Orada yapacağın işten de güzel sonuç elde edeceksin. Hatta bunu yaparken de şu anki kanalımızı da ihmal edeceksin. Bir şey demediniz değil mi? Yurt dışına gidecek falan diye. Neyse, evet, bu konuda bir şey oldu. Gerçekten bunu düşünüyordum. Yalan değil. Çünkü benim böyle bir planım var zaten. Senin bilmen de bizi etkilemedi değil. Tebrik ediyoruz. Güzel bir başarı seni bekliyor. Ama hala fikirlerimi değiştiremedim. Bunları yaşadığın zaman muhtemelen seni yeterinden fazlasıyla etkilemiş olacağım. Hayırlısı diyorum. O zaman teşekkür ediyoruz bütün rica sohbet ediyorum için. Seninle buluşmak, konuşmak, görüşmek güzeldi. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz inşallah. Siz de yine bu videonun altına ona sormak istediğiniz bir şey varsa aşağı sorun. Şu soruyu sormak istiyorum diye. Bir daha yüzleşme yaptığımızda sorarız. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica Allah ediyorum. Sizden razı olsun. Annenizi çok, çok iyi bakın. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet. Başın döner.